Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Bu akşam ağırlıkla Kürdistan'ın gündemini, Kürdistan'da ulusal birlikten başlayıp Zinebert'e gerilimine ve diğer taraftan Kürtlere siyaset alanının yasaklanmasına kadar olan başlıkları işleyeceğiz. Konuklarımız var. Konuklarımız Sertaç Bucak, Platforma Demokratin Kürdistan, PDK Bakur Eş Başkanı, Keskin Bayındır, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı, Sertaç Bucak Başkanı tabii, Eş Başkanı değil, pardon. Keskin Bayındır, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı ve Doktor Sait Dede, HDP Hakkari Milletvekili. Her üç konuğumuza da hoş geldiniz diyeyim. Bu vesileyle hem sizin hem de tüm izleyicilerimizin Ramazan Bayramı'nı bir kez daha kutlayayım. Hoş geldiniz. Hemen isterseniz Keskin Hocam sizinle de başlayalım. Bu hafta içinde bir açıklama da yaptınız ulusal birliğe dönük. Ama diğer taraftan Rojava'da da 25 partinin bir araya gelip oluşturduğu bir Kürt Ulusal Birliği Partileri grubu var. NKS ile PYD arasında görüşmeler ikili devam ediyordu. Şimdi gelen haberler, NKS ile görüşmeler Kürt Ulusal Birliği Partileri arasında görüşülmeye başlanmış. Her iki taraftan yedili komiteler oluşturulmuş ve bunlar aracılığıyla süren bir görüşme silsilesi var. Yani bir adım ileriye taşmışlar gibi görünüyor. Siz bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Doğrusu bu başlık üzerinden neler konuşulabilir? Evet, öncelikle iyi akşamlar diğer konuklarımıza da, size de. Hepinizin bayramını da kutluyorum. Kuşkusuz Rojava 2011 dönemi itibariyle, ağırlıkla çıkışı itibariyle Kürt ulusal devrimi olarak çıktıysa da çok hızlı bir şekilde ve kısa bir süre içerisinde diğer halkları da, diğer inanç ve etnik grupları da kendi içerisinde barındıran ve bugün itibariyle hem Rojava hem de Suriye demokratik devrimi olarak tanımlayabileceğimiz bir sürecin içerisinden geçiyor. Kuşkusuz bu sürecin öncülüğünü yapan Kürt güçleri bugün tarihsel olarak kendi içerisindeki sorunları çözme kapasitesine ve kudretine erişme aşamasına gelmiş, erişme durumuna gelmiş. Bu anlamda özellikle Rojava'da inşa edilmek istenen, yapılmak istenen ulusal ittifak görüşmelerinin uzun süredir yapılması ve en son nihayetinde geçen hafta itibariyle 25 siyasi parti ve hareketimizin bir araya gelip ulusal ittifak temelinde belli bir program, belli bir çerçeve çizmesi kuşkusuz hem dört parça Kürdistan ve dünyada yaşayan bütün Kürtlere bu anlamda, ciddi anlamda bir moral motivasyon kaynağı sunmaktadır. Bu konuda hem oradaki oluşumu, hem oradaki birlikteliği, bir araya gelme durumunu selamlamakla beraber kuşkusuz önümüzde daha kat edileceğimiz çok yol olduğunu da bu temelde yolumuzun uzun olmasından kaynaklı da atacağımız adımların da çok sağlam zeminler üzerinden gitmesi gerektiğini de vurgulamak isteriz. Tabii ki kuşkusuz her parçadaki siyasi partilerimizin ve hareketlerimizin, örgütlerimizin bu konuda elini taşın altına koyması elbette ki yüzyıllardır Kürt halkının mücadele ede ede biriktirmiş olduğu Kürtlerin tarihsel anlamda ulusal bir özlemi var. Bu ulusal özlemin her siyasi partiye veya siyasal bir örgüte, örgütün kendi programını, kendi siyasi politikasını buna göre dizayn etmesi, buna göre mücadele etmesi kuşkusuz önemli. Bu konuda ciddi anlamda da hemen hemen şu an faaliyet yürüten bütün siyasi parti ve kurumlarımızda bu noktada bir duyarlılığın olduğu ve bu konuda ciddi anlamda özellikle yakın geçmiş itibariyle ciddi bir mesafenin de kaydedildiğini belirtmekte yarar var. Yani tabii ki bu
Bu anlamda özellikle 21. yüzyılda Kürtlerin bir araya gelmesi kuşkusuz, yani başta da ifade ettik, çok önemli. Fakat bunun hızlı bir şekilde özellikle Kürt toplumunun, Kürt halkının tarihsel olarak beklentisi, bunun çok hızlı bir şekilde bir siyasal ve bir stratejiye dönüşmesi, somut pratik adımların atılıp gerçekten de 21. yüzyılda Kürtlerin dört parça daha kendi varlığını, dilini, kültürünü, tarihini ve aynı zamanda özgür bir şekilde yaşayabileceği bir somut bir statüye evrilmesi noktasında ciddi anlamda kurumlarımıza, partilerimize ve örgütlerimize çok ciddi anlamda sorumluluk düşmekte. Ve bu görüşmeler, bu toplantılar ve aynı zamanda bütün dünyaya duyurulan buna yönelik siyasi adımlar kuşkusuz her partimizin, her hareketimizin, her örgütümüzün birbirine karşı sorumlu olmayı, hem dilde hem siyasal strateji geliştirirken birbirine karşı sorumlu kılmayı ve sorumlu hareket etmeyi de beraberinde getiriyor. Bu noktada önemli bir durumun açığa çıktığını da ifade etmekte yarar var. Yani her gün gittikçe gelişen ve gittikçe Kürt halkına umut veren bir ulusal ittifak sürecine girdiğimizi rahatlıkla ifade edebiliriz. Tabii bu ki, Rojava boyutunda böyle, yoksa dört parça Kürdistan açısından mı böyle düşünüyorsunuz? Yani çünkü güney boyutu ya da kuzey boyutu belki farklı değerlendirmeye muhtaçtır. Kuşkusuz. Yani bu değerlendirmenin belki en somut çerçevesi ve somut itibariyle bugün Rojava'da ve Rojava'daki Kürtlerin çok hızlı bir şekilde o mücadelesiyle ortaya çıkan durum, siyasal ve toplumsal durumun hem kendi içerisinde hem de Suriye topraklarında yaşayan halkları da kendi bünyesine katarak demokratik bir devrimi, demokratik bir yönetim biçimini, sistemini oluşturma açısından Kürtlere çok ciddi anlamda bir yani mücadele etmek zeminine ciddi anlamda bir moral motivasyon kaynağı sağladı. Aynı zamanda bunun ikinci adımı olarak orada Kürt örgütleri, Kürt siyasi partileri arasında sağlanmaya çalışan belli ölçülerde mesafe kat edilen bu konsensüs tabii ki dört parça itibariyle şu an en önde mesafe kat edilen bir parça olma durumunu ortaya koyuyor. Kuşkusuz şurada şöyle Kürtlerin, Kürt halkımızın şöyle bir tarihsel bir özelliği de var. Her ne kadar dört parça ulus devletler tarafından dört parçaya bölünmüş olsa da her parçadaki kendi içerisindeki ulusal ittifak noktasındaki bir adım, olumlu anlamdaki bir adım, diğer parçaları çok hızlı bir şekilde pozitif anlamda etki edebilecek bir kapasiteye sahip. Bu noktada özellikle Rojava'da gelişen durum, Bakur ve onları ayrı başlık da pozitif etki edeceğini düşünüyorum. Onları ayrı başlıklar üzerinde özellikle ele almakta yarar var. Ben Sait Bey'e de sormak istiyorum. Yani özellikle NKS ile PYD arasında ciddi uzlaşmazlıklar vardı. NKS'nin bir şekliyle Türkiye üzerinden geliştirdiği ilişkiler de ve karşılıklı söylemler de rahatsız ediciydi. Bunlar bir şekliyle kamuoyuna yansıyan bilgiler. Diğer taraftan NKS'den de PYD'ye dönük bölgede otokratik davrandığına dair ciddi eleştiriler vardı. Ama şimdi 4 aydır devam eden süreç daha genişleyerek sürdü ama bunun hemen ardından Türkiye rahatsızlığını ifade etmeye başladı. Türkiye'nin rahatsızlığını nasıl değerlendirmek lazım? Çünkü özellikle Çavuşoğlu bu yönüyle sert açıklamalarda bulundu. Yani NKS'ye de mesaj verdiği belliydi o açıklamalarda. Türkiye'nin rahatsızlığını nasıl değerlendirmek gerekir? Tabii o birlik görüşmelerini de özetle değerlendirirseniz memnun olurum. Merhabalar. Ben de hem sizin hem konuklarınızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bizi izleyen seyircilerini de saygıyla selamlıyorum. Aslında sorunuzdan başlamak lazım. Türkiye'nin rahatsızlığı, özellikle Çavuşoğlu'nun attığı bir tweet, yanında her iki kolunda NKS'lerin bulunması, sonra bir televizyon programına verdiği demek,
Şuradan bu rahatsızlık kelimesinden gidebiliriz aslında. Eğer burada bir rahatsızlık varsa ve bu şu anki faşist iktidar tarafından dile getiriliyorsa, bu muhakkak ki olumlu bir durumdur. O yüzden Türkiye açıkça rahatsızlığını dile getiriyor. NKS ile PYD arasında evet zaman zaman sıkıntıların olduğunu her iki tarafın açıklamalarından da duyuyoruz. Farklı fikirler de olabilir, farklı yaklaşımlar da olabilir. Buna da aslında biraz doğal yaklaşmak lazım. Her partinin tüzüğü, her partinin ideolojisini, her partinin yaklaşımı mutlaka farklı olacak. Yalnız ulusal birlik konusunda hemfikir olunacak noktalar da vardır. Asgari şartlarda bir araya gelinebilmeli. Bu da bir şekilde 4 aydır süren görüşmeler, ilk önce PYD ile NKS arasında bazı öncüler eşliğinde gelişen diyaloglar, daha sonrasında işte 25 Kürt partinin birleşmesi, Kürt Ulusal Birliği partilerinin kurması, şu an NKS ile olan görüşmeleri mutlaka çok olumlu ve bu olumlu hava da her yere yansıyor. Ulusal birlik deyince aslında elbette tek parçayı düşünemeyiz. Birbirleriyle ilintili, bağlantılı bir durumdur ve belki de yüzyıllardır süren bir durum. Dolayısıyla bölge devletlerinin bu konuda özellikle Türkiye'nin rahatsız olması beklenmedik bir durum değil. Ama tüm bu rahatsızlıklara rağmen bu görüşmelerin şu an yapılıyor olması bence çok önemli. Çok bu rahatsızlık engelleyici bir tutuma dönüşebilir mi? Özellikle bölge devletlerinin siyasal partilerle olan ilişkilerini, Kürt siyasal partilerle olan ilişkilerini de göz önüne getirince önümüzdeki dönemde ciddi anlamda engelleyebilir mi? Şimdi aslında Kürdistan'ı düşünen ya da Kürt'ü düşünen bütün partilerin, bütün örgütlerin bu tür engellemeyle karşılaşacağını öngörmek lazım. Bu daha önceki ulusal birlik çalışmalarında da ortaya çıktı. 2013 yılında da ortaya çıktı. Bu hep olabilecek bir durumdur. Ama eğer biz asgari ve Kürdistan'ı değerlerde buluşabilirsek, bu asla engelleyici olamaz, olmamalıdır. Ve şu noktada dikkat etmek lazım. Tabiri caizse ki bence caiz Sırat Köprüsü'nde Kürtler. Dolayısıyla bir tarafa evrilme durumu mevcut. Bunun da korunması için aslında hani Kürtlerin statü sahibi olması, dünyada yer almaları için bir şeylerin meydana gelmesi için elbette bu ulusal birlik şarttır. Ve Kürdistan'ı düşünen her kesimin de, her partinin, her örgütün, her kurumun da böyle yaklaşması lazım. Yani belki İran'da rahatsızlığını belirtecek, belki Türkiye'de, belki uluslararası güçler de elbette bunun önünde engel olmaya çalışacaklar. Çünkü şu an Orta Doğu yeniden böyle parçalanıyor, yüzyıllık anlaşmaların miadı dolunuyor. Bir sürü faktör var. Ve ikinci en önemli şey de şu aslında. Şimdi Rojava'da ya da işte Suriye'de, Başur'da gelişen yeni siyasal dengeler Bakur'u da etkiliyor. Bakur'u da etkiliyor. Bu yüzden buradaki iktidarlar... Bu etkileri uzun uzun konuşalım ama o ayrı bir başlık olarak onu ele alalım. Kuzey boyutunda, güney boyutunda ayrıca ulusal birlik bağlamında sizlerle konuşmak istiyorum. Müsaade ederseniz Sertaç Bey'e de Rojava'daki birlikle ilgili sormak istiyorum. Sertaç Bey, siz elbette o Rojava'daki birlik sürecinde değerlendirmenizi isteyeceğim ama bununla bağlantılı olarak özellikle ABD ve Fransa'nın birlikteki rolünü değerlendirmenizi de isteyeceğim sizden. 94'te KDP-YNK'ye iç savaşından sonra, kardeş kavgasından sonra yine ABD devreye girmişti. Burada bir kardeş kavgası yok ama sonuçta ABD ve onunla birlikte Fransa'nın etkili bir şekilde 4 aydır devreye girdiği görülüyor. Siz bu rolü nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ayrıca bu yaşanan süreci ve NKS ile diğer Kürt partileri arasında görüşmelerin başlamasına dönük değerlendirmenizi de doğrusu merak ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Medya Haber izleyicilerinin ve bu panele katılan arkadaşlarımın ve sizin hepinizin mübarek Ramazan bayramını kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum.
Şimdi Suriye'de DAEŞ'e karşı mücadelede Suriye Kürdistan'ında ve Kürdistan bölgesel yönetimi dünyada işi görülmediğinde DAEŞ'e karşı, IS'e karşı büyük bir mücadele verdiler. Ve söz konusu şu anda Suriye Kürdistan'ın Rojava olduğu için ben oraya daha çok odaklanacağım. Rojava'da 12 bine yakın insan, Kürt insanı şehit oldu. 400 bininden fazla, yani 100 binlerce Kürdistan memleketinden başka ülkelere gitmek zorunda kaldı veya Kürdistan içerisinde penaber oldu, yani sürgün oldu, mülteci oldu. Şimdi bu gösterilen siyasi istikrar ve siyasi kahramanlık dünyada çok şey yaptı, yani etki yarattı. Biliyorsunuz bu DAEŞ'e karşı mücadelede mücadelenin öncülüğünü ABD ve Batı Avrupa ülkeleri yapıyorlardı. Onun için bu dönemde özellikle Batı Avrupa, Amerika'nın Suriye Kürdistan'daki siyasi güçlerle ilişkileri çok iyi bir döneme girdi ve hatta bir stratejik ortaklığa dönüştü diyebiliriz. Ve bugün bence bu birlik çalışmalarının Suriye Kürdistan'da en önemli boyutu bu Kürtlerin birliği için bizzat dünyanın en büyük devletinin, siyasal olarak dünyada en etkin devletin bizzat bu birlik çalışmasının içinde olması. Artı Avrupa Birliği, yani NATO üyesi olan Avrupa Birliği ülkelerinden Fransa'da, hem eskiden biliyorsunuz Suriye'de, Suriye Fransa'nın müstemlekesiydi, sömürgesiydi. Fransa'nın orayla da çok ilişkileri var. Kürtlerle de çok önemli ilişkileri var. Bu iki güç bu birlik çalışmasının aktörleri arasında, ana aktörlerinden bir tanesi. Bu çok önemli. Yani 1991'de nasıl Washington'da Sayın Mesut Barzani, Başkan Mesut Barzani ve rahmetli Mam Celal Talabani, Amerikan Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın hazır olduğu bir toplantıda, dünya basınına duyurulan bir toplantıda nasıl ortaklık alayıp el sıkıştırarsa ve ondan sonra da Irak Kürdistan'ın kaderi nasıl değiştiyse, bugün de Suriye Kürdistan'ında biz öyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve ben açıkça söyleyeyim, hiç siyasi yönümüzü bir tarafa bırakalım, bir Kürt olarak bu gelişmeden büyük bir sevinç duyuyorum. Şimdi burada Amerika'nın olması önemli. Çünkü bu şeyde çok şeyler değişiyor. Örneğin Suriye'deki Kürt güçlerinin de bu DAEŞ'le olan kahramanca mücadele sonrası bu görüşmeler Kürtlerin bir, batıya dönen yüzünün gösteriyor. İki, batılı ülkelerin Kürt sorunundaki ve çözümü konusundaki bir samimiyetin veyahut da bir ahde vefanın bir örneğini de görüyoruz burada. Çünkü burada Amerika'nın rolü çok önemli. Niye önemli? Ben hatırlıyorum bu 25 parti ve PYD'nin de sonra içine girdiği bu Kürdistan Kürt Yurtsever Birliği partileri, Kürdistan Kürt Partileri Yurtsever Birliği oluşumundan evvel bir toplantı yapmıştı Amerikan temsilcisi, hı hı, Sayın Oyuz Dışişleri Bakanlığı'ndan. Ve onun o toplantısından sonra bir Kürt temsilci, o parti 22 partiden bir tanesi, demişti ki Amerika bizim tak hareket etmesi için büyük çaba sarf ediyor ve ondan 2-3 hafta sonra da o partinin oluşumunu gördük. Yani bütün bu gelişmeleri alt alta... Peki ben araya girip şöyle bir şey sorsam. Yani bunca iyi niyetli davrandı Amerika ya da Fransa ya da Batılılar. Ama diğer taraftan oraya özellikle Afrin'in işgalinde, Grespi, Serekaniye işgalinde hepimiz biliyoruz ki tek bir işaret verseydi, hayır buraya giremesin deseydi, Türkiye oraya girebilecek pozisyonda da değildi. Hala bile o bölgede siyasal anlamda da adım atmış değil. Yani ne Cenevre'ye Kürtler kabul edilmiş,
ne de diğer anayasa komitesine. Yani bu da tezat ve çelişki değil mi? Ya da bir bütün olarak Kürt partilerde eşit ve benzer yaklaşmıyorlar, seçmeci davranıyorlar. Bu tezatı nasıl değerlendirmek gerekir? Ben şöyle yaklaşıyorum ona. Şimdi birincisi, Kürtlerin İran'la da ilişkileri vardı. Rusya da oradaydı. Kaldı ki Afrin Rusya'nın kontrolündeydi. Onu iyi bilmek lazım. Afrin, Rusya'nın hakimiyeti altında olan bölgeydi. Afrin'e olan askeri harekatı Rusya olanaklı kıldı. Ve Rusya'nın baskısıyla Suriye hava sahasını açtı. Ve ondan sonra Afrin'deki olan gelişmeler bugüne kadar devam etti. Şimdi diğer bölgeler içinde gelecek olursak, doğrudur, orada öyle şeyler oldu ama yine de bir sınırlama oldu. Ben şunu söyleyeyim, yani kuşkusuz bizim belki gönlümüzde yatan şekliyle olmadı ama siyaset biraz reel temeller üzerinde yapılmadı. Bence Kürtler bunu akıllarının bir köşesine yazmalı, fakat önemli olan şimdi içinde bulunduğumuz dönem. Yani yoksa biz geçmişte örneğin Kürt örgütleri arasındaki farklılıkları veyahut da bazı devletlerin Kürtlere karşı olan tavırlarını hep böyle gündeme getirirsek sonunda çözümleyici olamayız. Bence burada en önemli olan şey, batılı ülkeler ABD ve Fransa öncülüğünde Kürtlerin birleşip Suriye'de söz sahibi olması. Çünkü zaten bir çözüme doğru gidiyor. Orada söz sahibi olması için çaba harcıyor. Ve bu çalışmalarda çok önemli bir rolü de Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Sayın Mazlum Kobani oynadı. Hatta onların bir hafta evvel bu çalışmalar belirli bir, duruma, bir konuma geldi. Ona ilişkin onların meclisi bir açıklama yaptı. Dedi ki biz olan gelişmeleri çok iyi değerlendiriyoruz. Peki. Şimdi bence taraflar birbiriyle ilgili çok olumlu şeyler söylüyorlar. Ben bu işin başarıya ulaşacağını umuyorum. Yalnız Türkiye'ye ilişkin şunu söylemek istiyorum. Bizim Kürtlerin de Türkiye'ye sürekli olarak şunu işlemesinde fayda var. Suriye Kürdistan'ında Kürtlerin yaratacağı bir birlik orada bir istikrarı oluşturacaktır. Ve o oluşacak istikrarda o istikrar hiçbir zaman için komşu devletlere karşı düşmanca bir tavır içerisinde olmayacaktır. Ne Türkiye'nin ne de başka devletin bu gelişmelerden korkmaması, bilakis bu gelişmelerden memnun olması lazım. Çünkü istikrarlı bir bölge hiçbir zaman için komşularıyla çelişki içerisinde, çatışma içerisinde olmaz. O açıdan Türkiye tabii ki Kürt, anti-Kürt tavrından ötürü belki böyle o Türkiye boyutunu da evet, Güney Kürdistan'a ilişkin de, pardon şu çok cümle bir söylediğim nokta diyeceğim. Güney Kürdistan'a ilişkinde Türkiye ilk başta çok olumsuz bir tavır içerisindeydi. Ama bugün ilişkileri gayet iyidir ve ben inanıyorum ki Rojava Kürdistan'ında da yarın öbürsü gün bir oluşum veyahut da genel demokratik Suriye çerçevesinde bir şey meydana geldiği zaman bir statü, siyasal statü, Türkiye orayla da ilk başta birazcık sancı çekse de iyi ilişkiler içerisinde olmaya çalışacaktır. Bu da Kürtlerin bence faydasınadır. Biz Türkiye'li Kürtler Türkiye'nin bütün Kürdistan parçalarıyla iyi ilişki içerisinde olmasından yanayım ben şahsen. Tüm başlıkları bir seferde tüketmeyelim. Hepsini tek tek konuşalım bence. Verimli bir şekilde de götürürüz programı hiç olmasa. Keskin Bey, size de hem bu ABD Fransa'nın etkisini sormak istiyorum. Ama diğer taraftan da tam bir önceki sorumda başladığınız yerden de devam etmenizi de isteyeceğim. Yani Rojava'daki birlik çalışmaları Kürt Ulusal Birliği bağlamında düşündüğümüzde diğer parçalardaki gelişmeleri ya da birlik çalışmalarını nasıl etkiler ama bir bütün olarak Kürt sorununun çözümü temelindeki gelişmeleri nasıl etkiler? Çünkü Avrupa ve Fransa aktör olarak Rojava Endeksli devreye girmiş ama diğer kesimler içinde onlardan farklı tutumlar izlediklerini görebiliyoruz. Ne dersiniz bu ikisini bir başlık altında birlikte değerlendirirseniz? Evet. Yani biliyorsunuz ki
2011 Arap Baharı ile başlayan süreç yaklaşık 10 yıldır Suriye sahasında özellikle Orta Doğu'daki ulus devletlerin yıkılmasıyla, derdest edilmesiyle başlayan süreç bugün yaklaşık 10 yıldır Suriye ulus devleti zeminde, Suriye toprakları ve Rojava toprakları üzerinde süren bir savaş durumu var. Bu savaş durumunu ele aldığımızda, yani hem askeri olarak hem siyasal hem de toplumsal anlamdaki durumu ele aldığımızda, bir bütün olarak soğuk savaş dönemlerindeki kutuplaşmayı ya da işte çelişkileri bu temelde değerlendirmeyi elbette ki o dönemle kıyaslayamayız. Suriye, Orta Doğu coğrafyası açısından İran nasıl kilit bir rol oynuyorsa, bunun ikinci ayağı da aynı şekilde Suriye Suriye toprakları ve Rojava'nın durumu Orta Doğu'nun önümüzdeki süreci açısından kilit bir rol oynuyor. Hem küresel egemen güçler açısından bu böyle, hem de Orta Doğu'daki bölgesel güçler açısından da bu böyle. Bu bağlamda her gücün özellikle Rojava ve Suriye toprakları üzerinde ciddi anlamda hem ilişkileri hem de bu konuda özellikle tarihsel anlamdaki bir çıkarları söz konusu. Bu konuda çıkarları var, evet. Bu konuda özellikle yani hem Suriye toprakları zemininde çok farklı askeri ve siyasi örgütlerle ilişki içerisindeyken, aynı zamanda ciddi anlamda da hemen hemen birçok noktada farklı coğrafyada, farklı zeminlerde çelişkileri de bulunuyor. Bu anlamda özellikle Afrin'de Kürtler ve Rusya'nın işte Afrin işgali sürecinde bir çelişkisi ifade edilirken, aynı zamanda farklı bir şekilde daha bütünlüklü bir durum olarak ele alınabiliyor. Yani şöyle somutlaştırabiliriz. Yani özellikle Suriye toprağı içerisinde bir gücün doğrudan devre dışı kalması ya da bir gücün doğrudan tamamıyla hiçbir dost doğru kendi bir gücün denetimine girme diye bir durumun söz konusu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda özellikle Kürtlerin buradaki rolü ve siyaset yapma biçimi önümüzdeki süreçte belirleyicidir. Kürtlerin hakikaten hem Avrupa hem de bölge güçleri açısından herkesin üzerinde ortaklaşabileceği, üzerinde işte siyaset üretebileceği ya da kendi denetimine alabileceği bir durumdan çıkması gerektiği durumu açığa çıkıyor. Nitekim son gelişmeler, özellikle son yıllardaki bu noktada özellikle akıcı, esnek yürütülen politikalar bunu gösteriyor. Ötekileştirmeden aynı zamanda tamamıyla kendi durumunu, kendi inisiyatifliğini de bir başka gücün denetimine, kontrolüne vermeden, kendi öz gücüne dayanarak tarihsel, toplumsal anlamdaki ve oradaki 10 yıldır yürütülen mücadele sonucunda elde edilmiş başarı ve kazanımlarına dayanan, kendi öz gücü içerisinde hem bölgesel güçlerle hem de küresel güçlerle bu noktada ilişki içerisine giren bir gerçeklikten bahsediyoruz. Tabii ki bu şu anlama gelmemeli. Ben açıkçası Sertan Başkan kadar böyle iyimser değilim. Özellikle Fransa, Rusya ve ABD'nin Kürtlerin bir araya gelme noktasındaki doğrudan öncülük etme sürecini doğrudan %100 pozitif olarak ele alınabilecek bir durum olarak görmek bizi önümüzdeki süreçte yanılgılı bir noktaya sürükleyebilir. Nitekim bu konuda evet, belki hani sonuçta Kürt gerçekliği geçmiş tarihine dayanarak kendi durumunu ve önümüzdeki sürecini belirleyen bir pozisyondadır. Yoksa bir Kürt halkının, Kürt toplumunun, Kürt siyasetinin kendi geçmişinden azade, kendi geçmişinden izole bir siyasal strateji geliştirmesi, bundan bağımsız mevcut, güncel ve konjonktürel olarak bir güçle ilişkilenmesi ve tamamıyla bütün inisiyatifini, denetimini, kontrolünü bir gücün, küresel ya da bölgesel gücün denetimine açık hale getirmesi kuşkusuz. Böyle bir şey mi var? Dediğiniz için soruyorum. Yani orada ilişki geliştiren güçler, bölgesel ya da küresel güçler,
bir bütün olarak kontrolü de ele almaya dönük bir çaba içerisindeler mi? Yani bu nedenle mi kaygılısınız, farklı düşündüğünüzü söylüyorsunuz? Evet, kuşkusuz Fehmi, biz buradan bir kaygımızı da ifade etmek istiyoruz. Tabii ki konuşmamızın başında başlarken özellikle Ulusal İttifak çalışmasını hem kamuoyuna duyurması ve belli adımların atılmasını ifade ederken aynı zamanda kendi içerisinde ciddi anlamda risklerin de barındırdığını ifade etmiştik. İşte olası risk hem bölgesel güçlerin bu oluşuma çok hızlı bir şekilde müdahale etme gerçekliği. Ki nitekim bölgesel düzlemde Türkiye ve İran bu konuda ciddi anlamda özellikle Kürtlerin ulusal anlamdaki statüsü ya da siyasal girişimleri üzerinde çok ciddi siyasal girişimlerini derdest etme ve bertaraf etme noktasında ciddi anlamda bir mesafe kat ettiklerini, tarihsel deneyi yakın tarih itibariyle bu konuda ustalaştıkları bir durumdan bahsetmek istiyoruz. Şüphesiz özellikle Fransa'nın Suriye topraklarından önce Fransa'nın himayesinde sömürgesinde olması, uzun yıllardır Rusya'nın Suriye rejimiyle çok stratejik ilişkiler içerisinde girmesi ve aynı zamanda her gücün hem bölgesel hem küresel anlamda her gücün Suriye ve Rojava toprakları üzerinde tarihsel anlamdaki çıkarlarını da göz önünde bulundurduğumuzda özellikle Kürtlerin özellikle ulusal ittifak arayışı mücadelesi her zamankinden daha fazla kararlı olması gerekirken aynı zamanda bir gözlerinin de bir yanlarının da bu tehlikeye karşı Kürtleri diri, dinamik ve canlı tutması, bu tehlikelere karşı da diri ve dinamik ve canlı tutması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Tabii burada hani bir felaket telalından ziyade yorumlarımız, değerlendirmelerimiz ve sahadaki arkadaşların değerlendirmeleri ve yazıları üzerinden bu durumu ve kendi gözlemlerimiz sonucunda bu değerlendirmeleri çıkartıyoruz. Bir temkinli yaklaşım söz konusu diyorsunuz bizim açımızdan. Evet. O süreci değerlendirirken. Sait Bey, size de bu bağlamda Kürt Ulusal Birliği bağlamında sormak istiyorum. Siz biraz önce diğer parçalara etkisini değerlendirirken özellikle Kürt Ulusal Birliği bağlamında biraz da Güney Kürdistan boyutunu değerlendirirsek, bölge devletlerinin Güney Kürdistan'a müdahalesini nasıl değerlendirmek gerekir? Çünkü biliyoruz ki hem İran'ın hem Türkiye'nin ciddi müdahaleleri var. Türkiye'nin üstelik çok sayıda askeri karargah oluşturarak yürüttüğü bir müdahale var. Bu Rojava'daki birlik bağlamında ABD Fransa'nın bu konudaki rolü bağlamında da değerlendirdiğimizde orada farklı bir siyaset mi, farklı bir süreç mi izleniyor? Ne dersiniz? Özellikle bölge devletlerinde oraya müdahalesini tabii yorumlamanızı isteyeceğim. Aslında hani başta da söyledim, bu birlik karşısında bu devletlerin müdahalesi beklenecek bir durumdur. Daha önce de yaptıkları bir şey. Siyaseti değerlendirirken hem uluslararası güçlerin hem de bölgesel güçlerin artık ayrı kutuplarda yer almadığını görmemiz lazım. Yani zaman zaman Rusya ile ABD ortak çıkarlar çerçevesinde bir yer üzerinde anlaşabiliyor ya da farklı çelişkiler üzerinden anlaşabiliyor. Rojava'ya ABD'yi davet eden ya da Fransa'yı davet eden Kürtler olmadı. Kürtler orada kendi bölgelerinde kendi kahramanlıklarıyla ve diğer böyle parçalardaki Kürtlerin de desteğiyle bir şekilde 2012'den beri var olmaya başladılar. Kendi bölgelerini korumaya başladılar. Şimdi Fransa ve ABD'nin orada öncülük rolü oynaması sadece Fransa ve ABD'nin çıkarları doğrultusunda olan bir durumdur. Orada yürütülen diplomasi elbette çok etkili oldu ve aslında Rojava'da şunu mutlaka görmek lazım. Belki Kürtler tarihinde yürütülen en iyi diplomasiydi. Çok esnek yapıldı. Hiçbir tarafa tamamen sırt dayanmadan kendi özgücüyle ama her yerde de kapıları açık bırakacak şekilde bir siyaset izlendi. Şimdi Kürt siyasetini ya da Kürt ulusal birliğini birbirinden ayrı değerlendirmek elbette imkansız. Şimdi Rojava'da şu an olan, var olan çizgileri
başvurudaki Güney Kürdistan'daki çizgilerden bağımsız düşünemeyiz. Yine İran bağlantılarını veya Türkiye'deki bağlantılarını da buradan ayrı göremeyiz. Ama görmemiz gereken, aslında net olmamız gereken durum şu. Bölgedeki bütün ulus devletlerin, Tahran'ın da, Bağdat'ın da, Ankara'nın da, Şam'ın da aslında Kürtlerin bölgede bir kazanım sahibi olmasını asla isteyemeyeceklerini ve Kürtleri birbirine kırdırtmaya da çalışacaklarını mutlaka görmek lazım. Şimdi Zinevertide'deki olaya gelelim. Şimdi Zinevertide'deki olay kimlerin lehine, kimlerin aleyhine şekillenir? Olası bir çatışma, daha önceki yıllarda gördüğümüz Brakuji gibi bir durum ki şu an yok. İnşallah da olmayacak. Toplumun da bu konuda çok ciddi bir tepkisi oldu. Yine siyasi partiler, çeşitli örgütler de çok temkinli davrandılar. Ama olası durumda bunlar kimin işine yarayacak? Bunu görmek lazım. Şimdi ABD oraya ya da KDP ya da başka bir güç, dışarıdan bir güç yığdığı zaman, ki biz bunu eskiden beri görüyoruz. Şu an mesela Lelihan'da, başka bir yerde Türk üsleri var, karakolları var, karakolları var. Şimdi başka bir toprakta, başka bir devletin, başka bir federatif yapının içerisinde bu işgal değil de nedir? Ve şundan çok emin olmamız lazım. Şimdi Rojava'daki özerk yapı yok olduktan sonra sıra başvuruya gelecek. Ki onun hazırlıkları yapılıyor ve bunu İran da isteyecek, bunu Şam rejimi de isteyecek, bunu Ankara da isteyecek, bunu Bağdat rejimi de isteyecek. Ki Bağdat şunu yapmadı mı, bunu çok net görmek lazım. Fırsatı bulduğunda Kerkük'ü işgal etmedi mi ve bu işgali gerçekleştirirken aslında İran ve Türkiye'nin rolü yok muydu? Dolayısıyla buradaki yaklaşım herhangi bir örgüte, herhangi bir partiye, herhangi bir Kürdistan parçasına karşı değil. Topyekin bir Kürdistan'a saldırı, Kürt'e karşı bir saldırı mevcuttur. Yani şu an biz değerlendirirken olayları ya da işte Orta Doğu'daki siyaseti kesinlikle Rojava'daki gelişmeleri, başvurudaki gelişmelerden ayrı değerlendirmemiz doğru bir yaklaşım olmaz. Meselenin aslı şudur. Meselenin aslı Kürdistan'dır, Kürtlerdir. Başvurudaki yönetimlerin de bu şekilde yaklaşması lazım. Rojava'daki yönetimlerin de yine Rojhelat ve Bakur'da siyaset yapanların da bu şekilde yaklaşması lazım. Kerkük örneğini asla unutmamamız lazım. Emin olun fırsatını bulsalardı Duhok'ta gidecekti, Süleymaniye'ye de gidecekti. Bu noktada dikkat edilmesi gereken şudur. Şimdi hem uluslararası güçler hem de bölge devletleri adım atarken, siyaset izlerken kesinlikle ve şu anki konjüktör de onu geçer, sizin gücünüze bakarlar. Sizin gücünüze bakarlar, sizin sesinize bakarlar. Ve bu dönemde de aslında güç ne demektir? Güç tek ses olmak demektir. Bunun mesela en basit örneğiyle belki klasik olacak, Kobani örneğinde gördük. Kobani işgal ediliyordu. Türkiye'nin o zamanki başbakanı Kobani düştü, düşecek diyordu. Şimdi Kobani'de büyük bir kahramanlık sergilendi. Bu çok doğrudur. Ama bu tek başına Kobani zaferini taşlandırmadı. Bakur'daki Kürtlerin sesi, Başur'daki destek Kobani'nin aslında zaferle taşlandırılmasına neden oldu. Bugün de durum aynıdır. Şimdi Kürtler bir yokluk varlıkla karşı karşıya. Bu yokluk varlık sadece Rojava ile ya da Bakur'la alakalı bir durum değil. Bakın süreç Kürtlerin aleyhine döndüğü zaman Bakur'da demokratik siyasetin önü kesiliyor. İşte İran'da idamlar has safhada oluyor. Başur işgal edilmeye başlanıyor. Rojava'daki yapının nasıl ortadan kaldırılacağının hesaplarına giriliyor. Buyurun, eğer sözünüzü tamamlarsanız sevinirim. Sözünüzü kesmiş olmayayım. Bir cümleyle söyleyeyim. Bu süreçte Kürtlerin yapacağı siyasetin topyekin ve bütünlüklü olması gerektiğini bu bütün meseleler bize bir daha gösteriyor. Şimdi mesela Türkiye Devleti'nin işgal edip de Osmanlı'dan başlayalım.
kendi isteğiyle, kendi rızasıyla çıktığı bir toprak göremezsiniz. Ancak karşısında bir risk var görürse bu şekilde çıkar. Dolayısıyla evet, bugün başvuruda da aslında bir nevi bir işgal mevcut. Şunu tekrar söylüyorum. Parçaların farklı siyasetleri, farklı ilişkileri olabilir. Ama Kürtlere saldırı oldu mu, Kürtlerin kazanımı oldu mu, tek ses peki, olmak dışında hiçbir seçeneği yok bu süreçte Kürtlerin. Yok, öyle diyorsunuz. Sertaç Bey, siz aslında o bölgeyi de iyi bilen siyasetçilerden birisiniz. Oralarda da çokça görüşmeler yaptınız. Siyasi partilere de hem Sayın Barzani hem Sayın Talabani ile görüştünüz. Şimdi tekrar sanki orada KDP ile PKK arasında sadece sorun yaşanıyormuş gibi gösteriliyor ama son dönemde özellikle KDP ile YNK arasında da, işte kısmen YNK ile GORAL arasında da bazı uyuşmazlıkların olduğu, onların medyasından takip ettiğimi söylüyorum. Medyalarda yansıdı. Yani ciddi anlamda birbirlerini suçlayan yaklaşımlar da oldu. İşte en son bir parlamenterin üyeliğinin düşürülmesi de parlamentoda benzer bir tartışmaya neden oldu. Bu YRK ile KDP arasındaki sorunlar da belirleyici aslında. YRK bölgesinde özellikten de bahsedildi. Birlik bağlamında güney boyutunu ele aldığımızda tabii hem KDP hem PKK hem YRK boyutunda bunlar önemli ama gerçekten sürecin olumluya evrilebilmesi için de geçmiş deneyimlerden yola çıkarak ne dersiniz? Bugün için içinde risk barındıran bir durumdan da söz ediyoruz. Çünkü İran ve Türkiye'de ceberut gibi bekliyorlar. Her an her şey yapabilecek durumdalar orada. Ne dersiniz? Şimdi Kürdistan'ı kendi arasında paylaşan devletler hiçbir zaman için kendi hakimiyetleri altında olan bölgelerin sağlıklı bir gelişme içerisinde olmasını kuşkusuz istemezler. Şimdi burada tabii temel sorun veyahut da sorumluluk orada faaliyet içerisinde olan Kürdistanlı siyasi parti ve örgütlere düşüyor. Şimdi bence Irak Kürdistan'ında Barakuji dönemi bitti. Çünkü bu konuda Kürdistan Demokrat Partisi çok kararlı ve onun başkanı Sayın Mesut Barzani bir daha bu topraklarda Barakuji'nin olmayacağını söyledi. Daha yoksa başta ben bir partinin sorumlu kişisi olarak ben hazırım, amadeyim. Beni Irak Kürdistan'da bir mahkeme Barakuji'den dolayı da yargılasın geçmiş dönemdeki yetkiyle ilgili olarak. Şimdi orada artık farklı bir siyasal statü var. Hiçbir güç orada bu siyasal statünün tehlikeye düşmesini istemez. Şimdi tabii özellikle Irak Kürdistan'ında İran çok kötü bir rol oynuyor. Ve İran'ın çok güçlü temsilcileri var YKP'nin İçtimali Kürdistan içerisinde. Ve maalesef rahmetli Talabani gibi siyaseti çok iyi bilen tecrübeli bir siyasetçi yok YKP'nin başında. YKP'nin başında Kerkük'ü Haçlı Şabiye ve diğerlerine teslim eden insanlar var. Buna rağmen KDP, Kürdistan Demokrat Partisi YKP ile olan ilişkilerini ne olursa olsun her halükarda sürdürme çabasındalar. Güneyliler geçmişte çok kötü deneyimler yaşadıkları için kardeş kavgasına ilişkin olarak dikkat ederseniz çok böyle daha geniş bir hiçbir zaman için en son noktada şeyler başlar, propagandalar başlar. Şimdi bir de ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi bakın, çoğulcu demokrasilerde farklı düşünen partiler birbirleriyle ilgili belirli şeyler söyleyebilirler. Türkiye'ye bakın. Türkiye'de nasıl neredeyse 1923'te 100 yıllık bir cumhuriyet olacak. Öyle değil mi? Bu ülkede siyasi partiler birbirleriyle nasıl tartışıyorlar acaba? Güzel bir örnek mi? Hayır, hiç de değil.
Ben Güney Kürdistan'daki tartışmaları partiler arasında göz önüne aldığım zaman oradaki tartışmaların, siyasal tartışmaların çok daha sivil bir düzeyde yürütüldüğü inancındayım. Ve böyle çok ötekileştirici, böyle çok aşırı bir şey söylendiğini falan çok bir örnek vereceğim. Önemli bir örnek. Neçirvan Barzani'nin kardeşi, ikizi Dolovan Barzani bir kalp kriziyle vefat etti. Ve taziye konulmuş ebe her yerde. Ben oraya gittim. Oraya gittim, protokol bölümüne girdim. Orada yaptım. Sayın Barzani diğerlerine hepsine taziyelerimi ilettim. Sonra baktım orada birisi oturuyor. Gözlerime inanamadım. Sonra arkadaşlarıma sordum. Evet dediler, hakikaten Pavel Talabani, Kerkük'ün yani ana sorunlardan bir tanesi. Kekmesut'un hemen iki yanında oturuyordu. Yani Kubat yanında da o oturuyordu. Benim demek istediğim şey şu. Yani Güney Kürtleri yaşadıkları deneyimlerden ötürü ben onların herhangi bir şeyde bulunacağını tahmin etmiyorum. O diğer konulara zaten geleceğiz. Benim o konuda gayet rahatım. Hiçbir şey çıkacağını umuyorum. Ama biz şunu bilmeliyiz. Devletler, komşu devletler oranın rahat yüzü görmemesi için elinden gelen her şeyi yapabilirler. Önemli olan akıllı olup, sakin olup bir problem varsa da bu problemleri kendi aramızda tartışarak çözme yoluna gitmemiz lazım. Bu Güney'e ilişkin söyleyeyim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bu burada çok dile getirildi izninizle üç cümleyle. Bu özgüç meselesi. Ona ben de katılıyorum. Yani siz özgürlü olacaksınız. Siz güçlü olacaksınız. Ama bu özgücü burayasınız. Yani sizin kararlılığınız, sizin özgürlüğünüz. Ama biz Kobane'de de biliyoruz. Eğer Almanların gönderdiği Milan raketleri olmasaydı ve bu Milan raketleriyle Suriye Kürdistan YPG'liler orada bu şeylerle eğitilmeseydi DAEŞ'e karşı ve Amerika'nın silahları olmasaydı, ki biliyorsunuz Türkiye NATO üyesi ülkedir, bu konuda hep serzenişte bulunur. Vay efendim siz niye bu kadar çok yardım yapıyorsunuz diye. Dünyanın silah yardımı, askeri yardımı yapıldı. Ve bunlar önemlidir. Yani ben şunu demek istiyorum. Siz dünyada dostsuz yaşayamazsınız. Dünyadaki siyaset çok birbirine girip bir vaziyettedir. Önemli olan sizin hattınızı seçebilmeniz. Benim kişisel görüşüme göre ben batılı ülkelerle Kürtlerin ilişki içerisinde olmasından rahatsız değilim. Evet. Kim olacağına veyahut da başka bir diktatör ülkeyle veyahut da antidemokratik bir ülkeyle ilişkim olacağına daha sivil, daha demokrat, batılı bir ülkeyle ilişkimiz olursa bu bizim hayrımızadır diye düşünüyorum. Peki. Doğrusu bu tartışmalar bağlamında biraz da Zinevert'e gerilimi üzerinden sizlerle konuşmak istiyorum. Sayın Bayındır, sizden başlayalım isterseniz. Zinevert'teki gerilim, her taraf bunu söyledi. Yani bir şekliyle kardeş kavgasına evrilmemesi için çaba gösterdi. Kürt toplumu da önemli bir çaba gösterdi. Çokça açıklama yapıldı. Gerilimin bir daha olumsuz bir noktaya gitmemesi için. Partilerin adım atması talep ediliyor. Ama bu noktada şimdiye kadar bir somut adım da gözlenmedi. Yani deyim yerindeyse Zinevert'teki gerilim son bulmadı. Oradaki güçlerin geri çekilmesiyle bu gerilimin son bulacağını söyledi. Bu gerilimin son bulmamasının, güçlerin geri çekilmemesinin nedeni nedir? Kürt siyasal partilerinin ana eksenleri dediğimiz, ana güçleri dediğimiz KDP, YNK ve PKK arasındaki ilişkilerin bu noktadaki etkisi nedir? Siz ne dersiniz? Evet. Yani açıkçası güneydeki gerilimi sadece Zinevert ile sınırlandırmak yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle 2017 referandum süreci ve referandum sürecinden sonra ortaya çıkan, Güney Kürdistan'da ortaya çıkan siyasi gelişmeler ve bölge devletlerin
bu Güney Kürdistan'daki referanduma ilişkin refleksleri, siyasi, diplomatik ve hem askeri anlamdaki tepkilerini bir araya getirdiğimizde aslında Güney Kürdistan'da ki gerilimin en yakın başlangıcını o tarihten bugüne alabiliriz. Ama tabii ki o günden bugüne elbette ki dönem dönem artan ve dönem dönem rolanti durumuna gelen siyasal bir durumun olduğunu da ifade etmekte yarar var. Tabii ki bu durumun özellikle gerilim alanlarının, gerilim durumunun ortaya çıkmasıyla beraber Kürt hareketlerinin, Kürt siyasi güçlerinin elbette ki geçmiş deneyimlerine oranla ciddi anlamda kendi sorunlarını çözme, açığa çıkan sorunları ve gerilim alanlarını söndürme noktasında ciddi bir deneyim elde ettiklerini hep birlikte görüyoruz. Tabii ki özellikle geçmişteki Kürt örgütleri arasındaki çatışma, namluların birbirine doğrulturması, işte kavramsal olarak ifade edilen bırakucu durumunun hala Kürtlerin hafızasında, en azından belli bir yaş durumunda olan insanların hafızasında olması elbette ki aktüel durumda ortaya çıkan gerilimlerin hangi yolla çözülmesi gerektiğini açıkçası bize çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Fakat şunu da ifade etmek gerekiyor. Kürdistan bölgesinin toprakları bugün hem tarihsel olarak, hem coğrafik olarak, hem de kültürel olarak yani sınırlar çizilmemiş olsa bile en azından orada farklı otoritelerin olduğunu ve bu konuda bu farklı otoritelerin yıllardır orada yaşadığını ve orada toplumsal anlamda bir erk haline de geldiğini de ifade etmek gerekir. Bu noktada özellikle Zinivert'teki Peşmerge güçlerinin Zinivert'te koronavirüs dönemi itibariyle sağlık ve benzeri geçişlerin önlenmesi açısından tedbir amaçlı oraya gönderilen Peşmerge güçlerinin KDP ve PKK güçleri arasında ciddi anlamda özellikle YNK'ye nezdinde çok ciddi anlamda rahatsızlık yarattı ki nitekim geçmişte yapılan anlaşmalarla YNK'nin etkili olduğu bir erk orada o bölgede hem kültürel olarak hem coğrafi olarak bir otorite sahibi olduğunu hepimiz biliyoruz. Sınırları hani belli bir sınır ve benzeri şey çizilmedi. Tabii ki Zinivert'e gönderilen Peşmerge gücünün hemen akabinde oraya yapılan hava saldırısı hemen bir gün öncesinden Mahmur kampına yönelik 3 kadının yaşamını yitirmesiyle ve 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Türkiye'nin İHA ve SİHA'larıyla yapılan hava saldırısı, hı hı, elbette ki PKK'yı da ciddi anlamda, PKK güçlerini de orada ciddi anlamda rahatsız eden bir noktaya, bir duruma düşürmüş görünüyor. Bu konuda özellikle ilk etapta yapılan yani herkesi tedirgin, özellikle Kürtleri tedirgin edebilecek yapılan açıklamalar belli bir süreden sonra özellikle sağduyuyla kendi bu sorunları çözebilecek ve bu konuda mesajlar veren hemen hemen her siyasi partilerimizden, örgütlerimizden bu noktada açıklamalar geldi. Özellikle hem gerilimin düşürülmesi itibariyle hem de bu sorunun hızlı bir şekilde çözülmesi noktasında. Tabii ki evet. Sayın Neçirvan Barzani'nin hemen akabinde yaptığı değerlendirme ve açıklama var. Geçici bir şekilde Peşmerge güçlerinin Zinivert'e konuşlandırıldığını ve en kısa zamanda Peşmerge gücünün oradan çekileceğine yönelik bir değerlendirme. Bir cümleyle sorayım çünkü zamanımız da giderek daralıyor ama bir başlığımız daha var, onu da konuşmak istiyorum. Onun için özellikle Türkiye'deki sivil siyasetin tıkanmasına dönük başlığa da geçmeden önce bir cümleyle desem, yani orada bir gerilim yaşanmayacak, korona dendi, geri çekilecek dendi ama hala güçlerin orada bulunması, bir iki cümleyle özetleseniz nasıl yorumlanmalı? Yani niye o güçler hala orada,
Oysa bu gerilime dönük çok sağduyulu açıklamalar geldi taraflardan. Tabii ki yapılan açıklamalardan sonra ve özellikle koronavirüs durumunun da artık belli ölçüde Güney Kürdistan hükümetinin almış olduğu çok sağlam tedbirler sonucunda belli bir noktaya ulaşması ve toplumun da artık belli bir hem sosyal ve sosyal yaşamını eskisi gibi idame ettirmesi babından çok hızlı bir şekilde beklenti olarak Zinivert ve o bölgeye yerleştiren Peşmerge gücünün de çekilmesi noktasında toplumda hem Yeneke kesiminde hem de orada yaşayan sivil toplum kuruluşlarında ve zaten televizyonlarda da basın ve yayın organlarında biz de izledik. O noktada özellikle yerelde o bölgede yaşayan halkın da bu noktada güçlerin geri çekilmesi noktasında bir tepkisi var. Yani açıkçası bizim de ve uluslararası yani dünyada yaşayan Kürtlerin de bir bütün olarak takip ettiğimizde en azından öncülük yapabilecek Aydın, Yazlar, Gazete ve bütün çevrelerin de bu noktadaki beklentisi özellikle bu gerilim alanlarının bu gerilim noktasının düşürülmesinin yegane ve yolunun Peşmerge Sayın Neçirve Bazar'ın da ifade ettiği gibi dönemsel olarak konuşlandırılan Peşmerge gücünün kendi yerine çekilmesi ve bundan sonrası olabilecek olası gelişmelere karşı Kürt güçlerinin, Kürt siyasi güçlerinin de kendi ilişkilerini çok daha sağlam temellere, çok daha sağlam diyalog temellerine de açık hale getirmesi ve en azından oturtması gerektiği durumu da açığa çıkıyor. Peki. Nitekim en yakın zamanda son bir cümleyi de ifade etmek isterim. Sayın Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'la yaptığı telefon görüşmesinde 82 anlaşması, 11 maddelik bir anlaşmaya atfen bir değerlendirmesi ve aynı zamanda bütün Kürt güçlerinin özellikle bölge güçlerinin Güney Kürdistan'a yönelik tarihsel anlamdaki politikalarını görüp bu temelde kendi içlerinde bütünlüğü sağlayan bir strateji istemesi gerektiği noktası ve sorunlarının diyalogla müzakereyle çözülmesi vurgusu önemliydi. Hakeza en yakın şeyde Sayın Mesut Barzani'nin bütün bu gelişmeleri de içerisine kapsayan Ramazan bayram mesajı da aynı paralelde gerçekten de önemli bir mesajlar da içeren bir durumdu. Bu iki Kürt gerçekliğini, Kürt önderliğini ortaya koyduğumuzda açıkçası ve bunların verdiği mesajları da bir araya getirdiğimizde özellikle Güney Kürdistan ve Rojava'daki Kürt güçlerinin, Kürt siyasi güçlerinin hangi temelde hareket edilmesi gerektiğinin yol haritasında açıkçası hem Sayın Öcalan tarafından hem de Sayın Mesut Barzani tarafından en yakın dönemde de ifade edilmiş bulunuyor. Bulunuyor. Evet. Sertaç Bey, aslında konu sıcağı sıcağına buradan hemen size geçip daha sonra tekrar Sait Bey'e de soracağım benzer soruyu. Doğrusu biraz önceki konuşmanızda özellikle İran'ın Yeneke üzerinden rolünü söylediniz ama biz Türk Devleti'nin de orada çok sayıda askeri karargahının olduğunu biliyoruz. Ve Türk Devleti'ni aynı zamanda Kürt güçlerini karşı karşıya getirmek için de çabaladığını biliyoruz. Yani KDP ile Türkiye arasındaki ilişkilere dönük de çokça tartışılan başlık var. Siz bu bağlamda değerlendirdiğinizde Kürt siyasal güçlerinin olumsuz bir noktaya evrilmemesi için ne söylersiniz, öneriniz ne olur? Ve gerçekten bu riski ortadan kaldırmaya dönük olarak siyasal partiler nasıl adımlar atmalıdır? Çünkü 30'a yakın askeri karargâhtan söz ediliyor. 93-94'lerde ben oradaydım. Bir tek Bamerdi vardı. Oysa şimdi birçok karakol var yani ne yazık ki. Şimdi bakın ben falan olacağını tahmin ediyorum. Çünkü öylesine önemli şeyler yaşanıyor ki ve uluslararası güçler de hiçbir zaman için Kürtler arası bir çatışmanın olmasından yana değiller ve olmayacaklar. Bunu iyi bilmek, hesap etmek lazım. Şimdi Zinivert'e ilişkin çok kısa bazı şeyler söylemek istiyorum. Bir, oraya giden Peşmerge güçleri, Peşmerge Bakanlığı'nın yani hükümet toplantısında, Kürtistan Bölgesel Yönetimi hükümetinin toplantısında kararı alınıyor. Ve Peşmerge Bakanlığı'nın önerisi üzerine. Peşmerge Bakanlığı YKT'nin, Şimali Kürdistan'ın bakanlığı.
Yani Gülistan Yurtseverler Birliği'nin bakanlığıdır. Ve bu medya güçleri Solan'dan oraya gidiyorlar ve oraya giden güçler oradaki Kürdistan Yurtseverler Birliği Peşmerge Komutanı'nın komutanı altına giriyor. Şimdi söz konusu olan KDP Peşmergesi şu peşmergesi değil. Oraya giden peşmerge Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin peşmergesi. Şu anda da geçitiyle oradaki diğer güçler arasında bir takım anlaşmalar var. O geçitiyle bir takım, ben burada fazla şey söylemek istemiyorum ona ama arkadaşlar ben şu şey çok önemli. Ben onu görüyorum. Hiç kimse eskisi gibi, 90'lardaki gibi o işte Bamerli karakolunun yapılımın olmasına yol açan dönemler veyahut ondan sonraki dönemler, bu son 3-4 yıldır artık o biz eski şeyleri yaşamıyoruz. Yani özellikle de güneyde bu Zinivelte olayından sonra herhangi bir Kürt hareketine karşı özellikle kuzeyde en ufak düşmanca şeydi bir yazı falan görmedik, propaganda görmedik. Çinece bizim yapacağımız şey şudur. Her zaman sorunlar çıkabilir ama sorunlara karşı interneti zayıf Sertaç Bey'in cep telefonuyla bağlanıyordu. Peki Sertaç Bey'in internetini geldi mi? Peki. Yok benim. Ya bak. Sesiniz kesildi az bir şey. Son söylediğiniz cümle duyulmadı. Tekrar edelim. Şu an geliyor. Evet geliyor. Benim demek istediğim şey şu. Yani yayında da basın yayında da hepimiz çok sorumlu davranırsak bu sorunlar azalır. Özellikle de söyledim. Mesela böyle moderasyonu yaptığımız programlar Kürtler arası birliğe hizmet eder. Yani hepimiz bunun için çaba harcamalıyız diye düşünüyorum. Şimdi sorunun ben çözeceği inancındayım. Orada herhangi bir çatışma olmayacak. Ben öyle bir inanç taşıyorum. Çünkü bu çatışmanın vebali altından hiç kimse kalkamaz arkadaşlar. Bunu bilmek lazım. Orada olacak bir çatışmanın vebali altından hiç kimse kalkamaz. Bunda en çok da İran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oraya yoğun bombardıman yapmasını da iyi okumak lazım. Yani bir şeyler oluyor, birileri de bunu kızıştırıyor. Yani bunu öyle görmek lazım. Doğrudur. Çok saldırı, yani hava harekatları falan oldu. Fakat bunların nedeni farklı şeylerdir. O açıdan bence Kürtler şimdi Rojava'ya yoğunlaşırsa, orada başarının oluşması için çaba harcarlarsa ve kullandıkları dilde çok farklı yapıcı olurlarsa, ben de o şeyi dinledim, Sayın Öcalan'ın kardeşiyle olan konuşması, oradaki söyledikleri şeyler. Bence bizim böyle şeylere ihtiyacımız var. Yani Kürtler birbirleriyle problemleri de olsa bunları oturup karşılıklı olarak konuşabilmelidirler diye düşünüyorum. Ve biz öyle bir dönemden geçiyoruz. Onun için bence çok sorun olabilir. Önemli olan sorunlar çözüme yönelik olması lazım. Bir de şunu unutmamamız lazım. Bölgede ABD varlığı var. ABD yalnız NATO ülkelerinin değil, ABD aynı zamanda Kürtlerin de dostudur. NATO ülkelerinin büyük bir çoğunluğu bölgedeki Kürtlerle dostluk içerisindedir. Askeri antlaşmalar, askeri oluşumlar içerisindedir. Onun için Kürtleri kimse kolay kolay ezemez. Onlar eskide kaldı. Benim kişisel görüşüm o. Ve yüzümüzü bence, yani bu konuda ben çok netim, açık söyleyeyim. Biz Kürtler yüzümüzü batıya çevirmeliyiz. Gelmedik. Kimse bize haklarımızı vermedi. Kimse bize var olmamız için silah vermedi. Kimse bize hiçbir şey vermedi. Onun için bence Kürtler barışsever bir halktır. Biz hepimiz barışçı bir halkız. O açıdan yüzümüzü başa çevirelim. Varlığımızı muhafaza edelim. Aramızdaki sorunları diyalogla, konuşarak çözelim. En güzel yol budur bence. Peki. İnternetiniz çok zayıf Sertaç Bey. Zaman zaman ses gidip geliyor ama ben Sait Bey'e de bu konuda... Evet, benim Wi-Fi'm, Diyarbakır'da bizim sorunumuz var. Wi-Fi. Evet, biliyorum. Fakat bir kere geçersem bu sefer telefonlar gelecek. Bu aşamada değiştiremeyiz. Programın başında da konuşmuştuk. Yapacak bir şey yok.
Yani abi. Bizden kaynaklı bir şey değil. Sonuçta internetten kaynaklı bir şey. Evet. Ben Sayın Bey'e de buradan tekrar benzer bir şey sormak istiyorum ama bunu kısaca yanıtlarsanız, doğrusu son kalan 15 dakikamızı da bu sivil alanın Kürtlere yasaklanmasına ilişkin her birinize birer kez söz verip bitirmek istiyorum programı. Ama öncesinde gerilimin zirvesinde tamamen ortadan kalkması için siyasal partilere ne görev düşüyor? Yani toplum talebini belirtti, güçler eski konumlarına dönsün dediler. Bu güçlerin eski konumlarına dönmesi gerilimi ortadan kaldırır ama gerçekten bu sorunun kalıcı bir şekilde Kürt'e hizmet etmesi için ne yapmak lazım, ne dersiniz? Aslında hani Zinivert'te büyük bir kaygı oluştu. Bunu görmek lazım. Hani bu kaygı da herhangi bir Kürt siyasi güce karşı değildi aslında. Yani orada oluşabilecek bir çatışmaya karşı, orada yükselebilecek gerilime karşıydı. Dolayısıyla aslında şunu görmek lazım. Kürtler asla böyle bir çatışmadan yana olmadıklarını, bir daha Kürtler, Kürt örgütleri arasında, partileri arasında bir gerilimin olmamasını istediklerinden dolayı ciddi bir tepki ortaya çıktı. Ki bu konuda PKK güçleri de, KDP'de, YNK'de hakikaten çok olumlu davrandı ve bu gerilim bir şekilde sükunetle sonuçlandı. Ama şu an daha önce orada olmayan güçler orada bulunuyorlar. Bizim de herkesin de aslında talebi Sayın Ocalan'ın ve Sayın Mesut Barzani'nin bu ulusal birlik temelindeki mesajlardır. Sayın Mesut Barzani de bu konuda ulusal birliğe dikkat çeken bir bayram mesajı verdi. Bu iki mesajın hakikaten birbirleriyle çok iç içe girdiği, aslında temel şeylerin hem toplumundan, tabandan gelen hem de işte Kürtlerin liderlerinden doğru gelen taleplerin aynı talep olduğu ortaya çıktı. Bu konuda Sayın Neçirvan Barzani'nin de yaptığı açıklama vardı. Biz bu açıklamanın gereğinin yerine geleceğini düşünüyoruz. Sayın Neçirvan Barzani'nin kendi söylediği bir cümle, o güçler yerine döndüğünde çok sorun olmayacak. Ama Zinevert'i özelinde de bazı şeyleri okumamız gerektiğini de görmemiz lazım. Elbette belki hiçbir Kürt partisi birbirleriyle çatışmak, gerilimi artırmak istemiyordur. Ama orada bölgesel güçlerin, bölge devletlerinde, uluslararası güçlerinde, ABD'nin örneğin İran ile olan ilişkisi ya da İran'a saldırmak için zamanda oraları kullanmayacağının bir garantisi yok. Dolayısıyla Kürtlerin bu noktada dikkat etmesi lazım. Peki. Şimdi az önce evet Kürtler arasında bir şey gerçekleşilmeyecek dedi Serdar Bucak'ta. Biz de kesinlikle bu inançtayız. Bunun için uğraşmamız lazım. Yapıcı bir dil, birleştirici bir dil olmasında hemfikiriz. Ama öbür tarafta bölge devletlerin ve uluslararası devletlerin de hesapları için bir Kürt partisini zaman zaman öne çıkarıp başka bir Kürt partisinin geri çekeceğini de görmek lazım. Bu noktada dikkat etmek lazım. Burada evet, görülmesi gereken asıl şey Kürt örgütlerin ve partilerin birbirlerini besleyeceğini, birbirlerini büyüteceğini görmek lazım. Bu konuda gelen mesajlar da gerçekten çok olumluydu. Bunu da gerçekleşeceğini Peki. düşünüyoruz. Son tura sizden başlayalım Sait Bey, yine isterseniz siz sözü Buyurun. Almışken sizinle devam edelim. Sivil siyasi alanı Kürtlere yasaklamaya dönük çabalar var. İşte belediyelere kayyum atanıyor, siyasetçiler tutuklanıyor. Bu çabaları neye yoruyorsunuz? Diğer taraftan işte siz de söz ettiniz, hem Güney'de hem Rojava'da bir şekilde olumlu adımlar var, göze çarpan. Ama Kuzey'de de baskı alabildiğine artıyor Kürtlere dönük, üstelik sivil siyaset alanından. Ne dersiniz? Ben bunu aslında iki şey üzerinden değerlendirmek istiyorum. Az önce aslında konuştuğumuz konuyla bağlantılı olarak Orta Doğu'nun yeniden bölüp parçalandığını, herkesin kendi gücü oranında artık söz sahibi olduğu, yer sahibi olduğu ve Kürt halkını da aslında çoğu parçada yıllardır sömürge olarak, bunu net olarak adını koymak lazım, sömürge olarak kullandıklarını, bu sömürgeciliğin tekrar devam etmesi yönündeki çalışmalar olduğunu söylüyorum. Bu Bakur'da da öyle,
başvuruda yapılmak istenen, öyle olmasa da yapılmak istenen bölge devletlerinin arzu ettiği şey orada. Rojava'da da aynı. Yani Kürtleri bir 100 yıl daha statüsüz bırakmak, bunca emek, bunca bedelli bir çırpıda bir atabilmenin uğraşları. Bunu bu şekilde okumak lazım ve bu biraz soykırım şeklinde de gerçekleşiyor bütün Kürdistan'da. Şimdi soykırım sadece fiziki olarak, evet biz biliyoruz 40-50 milyon Kürt'ün katliamdan bu süreçte, bu dünya şartlarında geçirmeyeceğini, ama sosyal olarak, ama siyasal olarak, ama kazanım olarak bunu ortadan kaldırmanın yolları. Birincisi bu. Türkiye'de de bu eksende bir siyaset yürütülüyor ve aslında şu an iktidarda olan akıl da bunu gerçekleştirmek istiyor. İktidardaki akıl da, ki bakın daha önce aslında böyle birbirleriyle zıt olan kutupların, işte Perinçeklerin, MHP'nin Erdoğan karşıtlığını, Erdoğan'ın onlarla olan karşıtlığını hepimiz net görüyoruz. Ama bugün iktidarda hepsi bir aradalar. Dolayısıyla aslında devlet aklıca tırnak içinde işte Afrin'i de misaki milli sınırlarına katmak, Kürtleri yine statüsüz bırakmak, şuraya saldırmak, buraya saldırmak, bölgesel emperyalist bir güç olmanın hayalleri ve bunun önündeki engel de Kürtleri, HDP siyaseti ya da diğer Kürt partilerinin Bakur'da yaptığı siyaseti görmek lazım. Birincisi bu ve temel neden de bu. İkincisi zamanında Erdoğan Kobani düştü düşecek diyordu. Biz de şunu diyoruz, AKP MHP iktidarı düştü düşecek. Bunun derdi. Ve kendini orada sağlam tutmanın sağlam tutmak için yapacağı tek şey aslında muhalefeti ortadan kaldırmak. Ve gerçek muhalefetin aslında HDP olduğu, Kürt siyasetinde olduğu, öbür Kürdi partilerde olduğunu da hem iktidar hem de devlet aklı net görüyor. Dolayısıyla ne kadar ben Kürt siyasetini kriminalize edebilirsem, ortadan kaldırabilirsem ve devletin bütün aygıtlarıyla bunu yaparsam bu şekilde iktidarda kalırımın derdinde. Yaklaşan ciddi bir ekonomik sorun var. Dövizin geldiği durumu görüyoruz. Ciddi bir işsizlik var. Ciddi bir sosyal devletten çıkma durumu ortada. Ve halk artık hakikaten bu ikinci neden olarak söyledim, bu iktidarı göndermeye çalışıyor. Ha, bu iktidar, bu devlet aklı gitmemek adına din, millet, vatan sloganları ile devletin bekası adı altında Kürtlere saldırıda kurtuluşu görüyor. Yalnız hani şunu da görmek lazım, bunu öbür iktidarlar da yaptı. Çiller yaptı, Ağar yaptı, Yılmaz yaptı. Yani belki Türkiye'de iktidara gelen herkes şunu yaptı. Kürtleri yok edersem, işte Kürtlerin üzerine gidersem, demokratik siyasetin önünü kesersem bunlar da bana biat edecek. Bu şekilde iktidarda kalabilirim diyelim. Burada da görülmesi gereken iki şey var. Birincisi, Kürt muhalefeti, Kürt siyaseti ortadan kalktığı zaman aslında Türkiye'deki bütün demokrasi güçleri, bütün siyaset ortadan kalkıyor. Bu hep böyle seyrediyor. Bugün de baktığımızda bu şekilde devam ediyor. Kayyum atıyor, Kürt siyasetçileri tutukluyor, içeri atıyor. Daha sonra o odalara, sivil toplum kuruluşlarına ve muhalefetlerin öbür kesimlerine, işçilere, emekçilere de her şeyi yasaklıyor. Birincisi bu. Bu noktada yaklaşmak lazım. Bir de şunu görmek lazım. Aslında son Kürtlerle anlaşabilen, Kürtlerle anlaşabilen, Kürtlerle diyalog içine girebilen bir iktidar olabiliyor. Ve gelinen koşullarda daha önceki şartlardan da bir fark şu. Yani Kürtler, Sayın Hocalan da dediği gibi, masanın bir ayağı. Bu masanın ayakta kalması için Kürtlerin de o masada olması lazım. Bu hükümet de er geç bunu görecektir. Yani baskıyla, tutuklamayla, kayyumla, işte Kürtleri tarihten yok etme, statüsüz bırakma, siyasetin önünü kesmeyle bir yere varamayacağını da görecektir, ki zamanı da yakındır diye düşünüyorum. Peki. Sayın Bayındır, size de biraz daha aslında Sait Bey'in bıraktığı yerden sormak istiyorum. Türk devleti ısrarla sorunun diyalog ve müzakereyle çözümünden kaçınıyor. Yani savaşı dayatıyor. Bu politikayı sadece AKP'nin
iktidarda kalma eksenli siyaseti olarak görmek mümkün mü? Niye kaçıyor diyalog ve müzakereden ki aslında en iyi dönemi de Türkiye 2013-2015 arasında yaşamıştı. Çok somuttu yani binlerce insanın yaşamı en azından korunmuştu, ölüm olmamıştı o iki yılda. Evet. Yani Kürtlerin demokratik siyaset kanallarını zorlama süreci 30 yıllık bir geçmişe dayanır. Özellikle 90-91 yıllarına çok yoğunluklu başlayan bu süreç o dönem 90'lı yıllardaki iktidarlar tarafından defalarca kesintiye uğratılmaya çalışsa da çeşitli siyasi partilerle, oluşumlarla, kurumlarla kendisini bugüne kadar güçlenerek her gün, her geçen gün daha da güçlenerek kendisini bugüne kadar getirdi. Tabii ki Türk Devleti'nin özellikle Cumhuriyet'in oluşum karakterine bakmakta bu noktada özellikle yarar var. Demokratik siyaset kanallarının sürekli darbelerle, sürekli baskılarla, otoriter rejim yöntemleriyle sürekli baskıya alınması, kesintiye uğratılmasını ele aldığımızda aslında bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aslında oluşum karakteriyle yakından alakalı bir durum. Özellikle devlet aklı, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde dediğimiz devlet aklı denen olgu her ne kadar işte halkçı demokratik programlarla iktidara gelen hükümetler olsa bile çok hızlı bir şekilde bunları kendi zeminine çekip, kendi ekseninde eritip çok hızlı bir şekilde otoriterleşen halklara, işte toplumlara, inançlara, farklı etnik gruplara ve eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesi yürüten tüm kesimlere karşı çok hızlı bir şekilde otoriterleşen bir hükümet karakterine bürünüyor. Bu nitekim bu noktada özellikle yakın dönem Türkiye siyaseti bu konuda özellikle yönetime halkçı ve demokratik programlara gelen ve çok hızlı bir şekilde otoriterleşen hükümetler mezarlığı olarak da yakın dönem Türkiye siyasetini ele alabiliriz. Bu noktada özellikle bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Tabii ki AKP'yi özellikle AKP iktidarını geçmiş dönemdeki iktidarlardan ayıran özellik bu. Devlet aklı denen olgu daha önceki hükümetleri, iktidarları çok hızlı bir şekilde tek taraflı bir biçimde kendi zeminine, kendi içerisine eritirken ve kendi politikaları doğrultusunda, devlet aklı, devlet politikası doğrultusunda kullanmaya çalışırken AKP'nin ekonomik ve politik pragmatist yönü itibariyle hem devletin kendisini kullandığı hem de kendisinin devleti kullandığı bu noktada özellikle birbirini çok dengeli bir şekilde kullanma durumu açığa çıkıyor. Özellikle bu noktada tamamıyla başta Kürtlere olmak üzere bütün toplumsal direnç odaklarına yönelik bu kadar perfazlıca yönelip de kendi iktidarını sürdürmeye çalışması ve bu konuda özellikle çok farklı kesimlerden ya da çok beklentinin olduğu çok farklı noktalardan tepkinin gelmemesi belki biraz da bununla ifade edebilir. Yani bu noktada özellikle devletin bekasını, devletin geleceğini esas alarak özellikle başta Kürtlere olmak üzere bütün topluma yönelik bu kadar pervasızca yani insanlık dışı yöntemlerle yönelip de buna karşı Kürtler dışında çok fazla tepkinin verilmemesinin durumunu ancak bu şekilde ifade edebiliriz. Bugün özellikle bir diğer boyutta yani geçmiş dönem geçmiş iktidarlardan AKP'yi ayırmamız gereken nokta bu. Yaklaşık 50 yıllık bir geçmişi olan ve devletin çocuğu olarak ifade ettiğimiz ve bunun ideolojik stratejik planlamalarını ortaya çıkaran bir MHP aklıyla, MHP partisiyle ortaklaşa hareket eden bir iki cümlenizi alsak çünkü zaman da daralıyor. Son cümleyi şu şekilde ifade etmekte yarar görüyoruz. Yani Kürt siyasi hareketi 90'lı yıllardan bugün demokratik siyasal kanallarını zorla ve halklaşa milyonlara ulaşan bir kitleyle, bir güçle bugün kendisini bu noktalara getirdi. Daha önceki dönemlerde iktidar buna karşı çözümsüz, buna karşı sürekli baskı ve otoriter yöntemleri devreye koyan iktidarlar tamamıyla tuzla buz oldu. Bugün bunun çok daha uzun süreli uzun süreye ve uzun vadeye yayılması durumunda sadece iktidarın çözülmesiyle değil, devletin geleceği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin fiziki olarak varlığının işte taşıyıcı dinamiklerinin de devre dışı kaldığı, çürüdüğü, yozlaştığı,
toplum nezdinde itibar görmedi. Yani bir bütün olarak cumhuriyetin, yani herkesin belki Türkiye'de farklı kesimlerin sahiplendiği cumhuriyetin de ciddi anlamda riske girdiği bir şeyle bir noktada bulunuyoruz. Tabii ki bu elbette ki bizi özellikle Kürt siyasetini ciddi anlamda yaralayabilir, belki incitebilir, acıtabilir. Bu konuda özellikle uygulamalarıyla, yöntemleriyle. Fakat bu noktada özellikle hem bu politikalara direnme noktasında kesinlikle Kürt siyasetine geri adım atılacak herhangi bir gerçeklikten uzak bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu noktada özellikle hem geçmişte olduğu gibi önümüzdeki süreçte de Kürt siyasi hareketi çok hızlı bir şekilde kendi dinamizmini sağlayan bir karaktere, bir yapıya sahiptir. Çünkü arkasında milyonları sürükleyen, milyonları barındıran bir gelenekten geliyor. Özellikle kitlesine, gücüne, halkına dayanarak yürütülen politikalar doğrultusunda hiçbir şekilde kendi mücadelesinden taviz vermeden kendi yoluna gidecek. İşte Said Vekilimizin de ifade ettiği gibi çatırdayan, bugün sallanan, kavak ağacı gibi, sonbahar rüzgarı gibi sallanan bir AKP-MHP rejimiyle karşı karşıyayız. Kürt siyasi demokratik hareketi her zamanki gibi kendi öz gücüne dayanarak kendi mücadelesini her anlamda sürdürmeye devam edecektir. Peki. Sayın Bucak, size de son sözü vereyim ama mümkünse 2-3 dakika içerisinde özetlerseniz sevinirim. Kürdistan adıyla kurulan partiler de Anayasa Mahkemesi'nde kapatılacak. Sanırım siz de bu nedenle bu dönemde partileşemediniz. Çünkü o konuda çabalarınız vardı. Hal böyleyken işte Türkiye'nin 3. Büyük Partisi'ni HDP'yi parlamentoda %13 oyla parlamentoya girmiş, hala barajı aşan HDP'yi de kapatmaya dönük girişimler var. Saldırılar da çok ağır bir şekilde sürüyor. İşte son sadece hafta sonu DBP eski eş genel başkanı Roza Kadın Derneği, aklınıza gelebilecek kadın siyasetçiler, bölgedeki siyasetçiler çok kişi tutukladı. Nedir AKP'nin yapmak istediği bu haliyle, bu politikayla? Şimdi bence maalesef 1923'ten bu yana Kürt solununda devlet aktı her zaman güvenlik yöntemini çok ağırlıklı olarak kullanmıştı. Biz özellikle 2015'ten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin, özellikle de son dönem MHP ile oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın da etkisiyle güvenlikçi bir politikayı çok ciddi bir şekilde takip ediyor. Bence bu politika şimdiye kadar Kürt sorununun çözümünde başarıya ulaşmadı. Demokrasi siyasetin üzerinde uygulanan baskıları biz kesinlikle kabullenemiyoruz. O açıdan geçmiş dönemde uygulanan ve başarıya ulaşmamış bir yoldan yeniden gitmek ben iş yapamıyorum. Yani izah edemiyorum. Mantıken izah edilmesi güç ve son dönemde özellikle Avrupa'da, dünya kamuoyunda Türkiye'ye yönelik insan hakları ihlallerine ilişkin açıklanan raporlara baktığımızda şimdiki iktidarın maalesef bu sorunda daima iyi bir yolda olmadığını görüyoruz. Temennimiz bu yanlışlardan dönülmesi, demokratik normlara dönülmesi, yoksa bu gidişat değildir. Bu yolla da bu mesele çözülemez. Meselenin çözümü demokrasidir, barıştır ve Kürtlerin siyasal bir statüdür. Teşekkür ederim. Bir tek cümleyle sorayım. Avrupa'nın yaklaşımlarında samimi olduğuna inanıyor musunuz? Yani çünkü çok konuştu, hiçbir şey yapmadı gibi bir görüntü de var. Evet. Bakın ben size şunu söyleyeceğim. Şimdi Avrupa'yı bırakalım da bir şeyle biraz ilgilensek nasıl olur? Bakın kayyumlar geldi Türkiye'de. İnsanlar tutuklanıyor. Peki Türkiye'deki o bizim oy verdiğimiz, hepimizin desteklediğimiz siyasal Türkiye muhalefeti ne yapıyor? CHP ne yaptı? İYİ Parti ne yaptı? Diğer partiler ne yaptı? İlk önce biz kendimize bakacağız. Avrupa kendi normlarına göre hiç olmasa bir rapor açıklıyor. Türkiye'de İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Antalya, bütün bölgelerde Kürt seçmenlerinin oyunun, emeğinin payı vardır o harçta. Peki bu sevgili arkadaşlarımız ne yapıyorlar? Peki. Hiçbir şey yapmıyorlar. Onun için biz burada demokratik, sivil bir şekilde mücadelemize devam edelim. Ve bu konuda yanlış siyaset içerisinde olan hem iktidarı hem de
sevgili muhalefeti doğru yola getirip kardeşleriyle dayanışma göstermesi için uyarmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Peki. Ben de teşekkür ediyorum Sayın Keskin Bayındır, DBP Eş Genel Başkanı, Sayın Sait Dede, HDP Hakkari Milletvekili ve Sayın Sertaç Bucak, PDK Bakur, Platforma Demokratin Kürdistan'ı Başkanı. Yayına emek kattınız. Çok teşekkürler, sağ olun. Sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin sonuna geldik böylece. Gelecek programlarda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.